Evet, hayırlı pazarlar. Ülke TV ekranlarına İnce Fikir'e hoş geldiniz. Ben Fadime Özkan, Özlem Zengin'le birlikte bu hafta da İstanbul Stüdyosu'nda çok değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. Malum geçen hafta içerisinde 2 Şubat'ta Merkel Almanya şansölyesi, Merkel Türkiye'deydi. Hızlı bir görüşmeler trafiğinin arkasından ülkesine döndü. Ama Almanya ve Türkiye arasındaki, Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki gerilimli süreç bundan sonra nasıl evrilecek? Henüz bu soruların cevaplarını tam bilmiyoruz. Türkiye'nin Almanya'dan bazı beklentileri var. Çünkü önemli sıkıntıları var, kaygıları var. Almanya'nın Türkiye'ye söylediği bazı şeyler var. Bunların anlamları nelerdir? Ve özellikle Almanya'daki Türkler, o geniş Türk nüfusu, etki gücü Türkiye'nin Almanya'daki ve Avrupa'daki bu önümüzdeki süreci nasıl etkileyecek? Malum Türkiye bahar aylarında bir referanduma gidecek ve Türkiye dışında yaşayan Türkler de oy kullanacaklar. Bunların hepsinin sandığa etkisi ne olacak? Bunları konuşacağız ve bu konuları çok iyi bilen bir isimle konuşacağız. Mustafa Yeneroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili, hukukçu, Almanya doğumlu, Almanya'da eğitim aldı, Almanya'da yaşadı uzun yıllar. Dolayısıyla Almanya'nın hukukunu ve aslında siyasi kültürünü de çok iyi bilen bir isim. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Biliyorum sahadasınız, hızlı başladınız. Sahadan da ilk nabzı sonuçlarını alacağız ve Özlem Zengin. Özlem hoş geldin. Hoş bulduk Fadime'cim. Nasılsın? Bugün daha iyi görünüyorsun. İyiyim, artık düzeldim galiba. Hoş geldiniz Mustafa Bey, siz de. Geçmiş olsun. Evet, birkaç haftada hastaydım. Kış hastalığı çok uzun sürdü tabii, istirahat edemeyince öyle oluyor ama hamdolsun düzeldim. Evet. Şimdi şuradan başlayalım istiyorum. Tabii Merkel'in Türkiye'ye yaptığı ziyaret önemliydi. Ondan önce, hemen önce İngiltere Başbakanı Türkiye'ye geldi gitti. Her iki başbakanın da Türkiye'den benzer beklentileri vardı ve siyaset şekillenirken, önümüzdeki dönem şekillenirken Türkiye'nin Batı ülkelerine, müttefiklerine bazı kırgınlık noktaları var. Teröre müsamahalı yaklaşıyor olmaları başta olmak üzere. 15 Temmuz çok önemli bir kırılma noktası oldu. Oradaki tavrın yetersizliği Türkiye'yi bir umutsuzluğa sevk etti. Öte taraftan Suriye meselesi ve mülteciler meselesi var Türkiye'yi ve Avrupa'yı yakından ilgilendiren. Sizden önce bir aslında bütün bu masadaki sorunlar yumağını birikmişler ve güncel olanlar üzerinden bir fotoğrafı çekmenizi isteyeceğim Mustafa Bey. Ne durumdayız Almanya, Türkiye ya da daha genel anlamda Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye açısından ilişkilerimiz ne durumda? Çok kritik, gerilimli bir süreçte miyiz biz? Bir taraftan gerçekten çok gerilimli, çok çetrefilli, karışık bir süreç. Diğer taraftan da hiçbir zaman taraflar bu kadar açık oynamadığı bir süreç. Yani aslında şöyle masaya meseleleri yatırdığımız zaman her şeyin çok açık ve net bir biçimde tüm sorunların, ilişkilerin ve bu ilişkiler içerisinde karşılıklı sorunların, gerginliklerin, potansiyel çatışmaların çok net bir biçimde masamızda olduğu bir durumla karşı karşıyayız. Bu tabii ki son yıllarda Avrupa siyasetinin daha çok sağa kayması, siyasi kültürünün, ulus devlet bilincinin daha da ön plana çıkması, bu ondan önceki yıllarla ilgili AB içerisindeki krizle de yakından ilintili. Ama sonrasındaki sağcı popülizmin siyasi kültürü belirleyebilecek bir noktada Avrupa ülkelerinde hakim olma konusunda çok güçlü adımlarla yürümesi, Avusturya'daki seçimler, İngiltere'nin işte Brexit'i, Trump'ın seçimi, Fransa'daki çıkan sesler, Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili, Mart'ta yapılacak seçimle ilgili ortaya çıkan anketler, Almanya'nın kendi iç sorunları ve bunun yanında da küresel bağlamda meseleyi ele aldığımız zaman bir taraftan yani bundan 2-3 yıl öncesine kadarki durumla bugün çok farklı bir noktadayız. Türkiye açısından, Türkiye'nin önemi açısından da AB noktasında da bir taraftan Türkiye Avrupa Birliği tarafından Türkiye'nin menfaatleri ve hassasiyetlerinin büyük ölçüde dikkate alınmaması, göz ardı edilmesi noktasında özellikle terörle mücadelede, Kıbrıs konusunda, Suriye'deki yaşanılan o insanlık dramı hususunda AB'nin işte sadece lafta kalması söylediği şeyler ama evet, onun dışında hiçbir şekilde oralı olmaması ama diğer tarafta şu anda Çin'le olan ABD'nin gün geçtikçe daha da ön plana çıkan gerilimi ve çatışma potansiyeli. Bunun yanında Trump'ın
Batı, yani 70 yıllık Batı savunma politikasını alt üst edecek derecede söylemleri ve Rusya'ya yakınlaşması, Rusya'ya yakınlaşması noktasında Rusya'nın Çin'e yakınlaşmasını önlemeye çalışması, diğer taraftan Rusya'nın Kırım'ı işgali, Bulgaristan'da Rus yanlısı birisinin yönetime seçilmesi, Moldavya'da benzer durumun olması, diğer taraftan NATO'nun doğuya daha yayılması noktasında Rusya'nın çok kararlı bir biçimde tutum sergilemiş olması, Rusya'nın Orta Doğu politikasında artık çok belirgin bir etken olmuş olması, Amerika'nın tamamen sahadan çekilmek durumunda kalan, konjüktürel de olsa durumlarla karşı karşıya kalmış olmamız, önümüzdeki sürecin gerçekten Türkiye'nin de önemini, Batı dünyası içinde önemini ciddi manada artırmaktadır. Diğer taraftan Türkiye açısından baktığımız zaman da biraz yani rakamları çok geri plana ittiğimize dair bende bir kanaat var. Yani Türkiye'nin AB'ye hukuki entegrasyon sürecinin aslında çok ileri seviyede olmuş olması, bunun beraberinde... Rakamlar derken tam neyi kastettiniz? Efendim? Rakamlar derken tam neyi kastettiniz? Bakın şimdi şunu kastediyorum. Türkiye aslında hukuken parlamenter sistemin birçok boyutları da var burada. Mesela Türkiye aslında AB hukukuna büyük ölçüde entegre olmuş bir ülke. Sonuçta AB'yi tabii, AB'yi derken bir Avrupa Birliği var, Avrupa Konseyi var, Avrupa'nın değişik değişik farklı kurumları var, NATO var. Burada da Batı dünyası için aslında en önemli, olmazsa olmaz, yani Türkiye'nin Batı Savunma Paktı'ndan çıkmaması için her şeyin yapılabileceği, yani her şey derken özellikle son Türkiye'de yaşanan olayları da bile buna dahil ediyorum, bir süreç içerisindeyiz. Ama burada sanki... Burada rakamlarla ilgili belki şunu söylemek gerekir. Bakın 2015 yılının rakamlarını sadece alalım. Türkiye'de doğrudan dışarıdan alınan yatırımların, sermaye akışının %58'i AB ülkelerinde. Bunun onu dışında kastediyor. Türkiye ekonomisinin ticaret hacmimize baktığımız zaman, hatta ihracatımıza bakalım, %45'i AB ülkelerine. Yani kıta Avrupa'yı hesap ettiğimiz zaman. Politik anlamda Avrupa'nın söylediğiyle işleyiş farklı diyorsunuz, yani ben öyle anlıyorum. Ya şimdi özüne baktığınızda. Biraz kamuoyunda tartıştıklarımız özellikle şimdi Batı Avrupa ülkelerinde Türkiye'nin yaşadığı bu siyasi istikrarını ciddi manada tetikleyen terör konularıyla ilgili kamuoyunda dolaşanlarla arka planda yürüyenler aynı biraz farklı. Çünkü sonuç itibariyle Batı dünyası aslında Türkiye'nin bu konularla ilgili zaaflarından da istifade ettiğini maalesef söylemek gerekiyor. Ama diğer tarafta da Türkiye'nin özellikle yeni dönemde daha fazla istikrarsızlığa yönelebilecek bir durumu da artık kabul edilenebilecek bir durumda asıl değil. Asıl onlar da kaygı duyuyor diyorsunuz. Yani böyle kendi kamuoyunun ürettiği bu algıdan aslında kendi içinde duyulan bir kaygı da var. İç kamuoyu itibariyle üretilen bir canavar var. Bu canavarla mücadele etmekte şu anda ciddi sıkıntı. Çünkü karikatürize edilmiş bir Türkiye imajı, bir Türkiye algısı var. Bunu iç kamuoyundaki gelişmeler, AB'nin kendi kimliğini, aidiyetini belirlemesi için ihtiyaç olarak hissettiği bir öteki, Türkiye'de bulmuş olması, son yıllarda bunu ciddi manada beslemiş olması ve bunun artık sonuçta kontrol edilemeyecek bir noktaya gelmesi, Avrupa'da sağcı popülizmi ciddi manada artırmış olması, bu da hükümetleri ve oradaki siyasi kültürü belirleyecek noktaya gelmesiyle birlikte aslında kenarda olan bu sağcı popülist ve ırkçı söylemlerin siyasal merkezin içine girmiş olması, bir taraftan bununla mücadele etme sorunu, diğer taraftan da özellikle Türkiye'nin şimdiye kadar aslında göz ardı ettiği, seküler çevrelerinin Türkiye'den uzaklaşmış olması, sol seküler çevrelerin 2005'e nazaran bugün Türkiye'den uzaklaşmış olması, bu noktada onların PKK propagandasında ciddi etkisi neticesinde geldikleri noktaları da buraya dahil etmek gerekiyor. Ama diğer tarafta Türkiye'nin Batı savunma konsepti içerisindeki konumu, Türkiye'nin Avrupa'nın çok ciddi hayati krizlerini çözme noktasındaki tırnak içerisinde tampon bölge olma vazifesi Batı dünyası açısından baktığımız zaman, ama diğer tarafta da enerji köprüsü, enerji köprüsü siyasi açıdan da bakın şu anda mesela ABD Çin'le ciddi bir çatışmaya girecek. Bu çok net. Çünkü ABD Rusya ile olan iletişimi bir şekilde düzenleyebilir. Çünkü Rusya ABD kadar güçlü bir ülke değil.
bir şekilde Rusya'ya yönelik bu ambargoların kaldırılması, hafifletilmesi, Batı dünyasına biraz daha yanaştırılması, Rusya'nın tehdit olarak algıladığı hususlarla ilgili hassasiyetin geliştirilmesi, Rusya'nın Çin'le olan, zaten var olan potansiyel gerimini ön plana çıkaracaktır. Çünkü Rusya keyfinden Çin'le işbirliğini geliştirmiyor. Aslında Çin'le çok daha ciddi sorunları var. Batı dünyasına çok daha yakın olabilecek bir potansiyeli var. Trump bu süreçte bunu değerlendirebilecek gibi görünüyor. Batı dünyası, ama diğer tarafta da ABD'nin Avrupa'yla, özellikle Almanya'yla çok ciddi sorunları var. Ne Çünkü gibi? Bakın şimdi İngiltere'nin Brexit meselesi, son 5 yılda sadece İngiltere'den Almanya'ya akan, Almanya'nın refahını da ciddi manada etkileyen para miktarı 250 milyar doların üzerinde. Ticaret hacmi açığı var çok ciddi manada. Şimdi Almanya'nın ticaret ihracatı 1 bilyon 200 milyar dolar şu anda. 200 milyar euro. 1 bilyon 200 milyar euro. Yani Türkiye'nin ihracatının 6 mislisi bugün itibariyle baktığımız zaman ve Türkiye'nin toplam ihracatının sadece yarısını Almanya ABD'ye yapıyor. Ve 2010 ile 2015 arasında ABD-Almanya ticaret hacmine baktığımız zaman Almanya'nın ticaret artısı 250 milyar euronun üzerine geçiyor. Bu da ABD için ciddi manada endişeli bir süreç. Almanya bunu sağlayabilmek için özellikle ABD'deki krizden de ciddi manada faydalanarak Euro'yu aslında suni olarak değerini düşürdü. Suni olarak değerini düşürmesiyle birlikte örneğin 2010 yılında... Oradaki alım arttı o zaman. 2010 yılında 65 milyar olan ihracat, ABD'ye olan ihracat bugün 115 milyarın üzerine çıkmıştır. Şimdi ABD bunu ciddi manada tehdit olarak görüyor. Onun için sadece Almanya ile ilgili değil, aynı sorun Çin ile ilgili de var, Meksika ile ilgili de var. Aynı zamanda NATO'ya bu ülkelerin katkısı tabii ciddi sorun. İngiltere ile bu konuda ortak noktaları var. Almanya'nın bu noktada ciddi manada güçlenmesi Fransa'da da aslında rahatsızlık yaratıyor. Fakat İngiltere karşısında nasıl bir refleks geliştirilebileceklerine dair daha durum netleşmiş değil. Ama Almanya'nın diğer taraftan Rusya'ya daha yakın durması, daha sağlıklı bir politika izlemeye çalışması önümüzdeki süreçte de önemli bir etken olacaktır diye düşünüyorum. Ya bu noktada Türkiye'nin konumu, bir de ABD için şu önemli. Bakın şimdi Orta Doğu'dan Rusya çok güçlendi şu anda. Aynı zamanda biz Karadeniz bölgesine baktığımız zaman Rus hakimiyeti NATO'nun içerisindeki ciddi dengesizliklere sebebiyet verecek noktada. Türkiye'nin bu konudaki tutumu NATO'nun savunma mantığı noktasında çok sorunlu bir gidişatı beraberinde getirebilir. Diğer taraftan Almanya, Avrupa ülkelerinin enerji yolları noktasında Türkiye'ye ciddi manada ihtiyaçları var. Çünkü Rusya ile süreç gerginleştiği takdirde alternatif yollar lazım. Alternatif yollarda ancak Türkiye üzerinden geçebiliyor. Yani çok boyutlu. Tabii Kıbrıs meselesi var bunun yanında. Aslında hani bütün bu sizin anlattıklarınızdan benim anladığım şey o. Dünya, Avrupa kıtası da dahil olmak üzere, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada dahil olmak üzere dünya yeni bir döneme giriyor. Bilinmezlerle dolu bir sürecin başındayız ve her ülke aslında kendi pozisyonunu gelecek için daha güvenilir, daha güvenceli bir şekilde şekillendirmeye çalışıyor. Ve kartlar bu sefer çok açık. Yani inanın köy kahvesindeki bir vatandaş bile süreci çok net bir biçimde görebilecek noktada. Çünkü artık siyasette yani sadece popülizmin yükselmesiyle ulus devlet arayışlarının tekrar gün yüzüne çıkmasıyla birçok hususunda çok açık ve net bir biçimde konuşulur bir noktaya aslında geldi. Kurumsal anlamda da öyle. Yani Avrupa Birliği'nin o kuruluş felsefesine ve kurucu metinlere baktığınızda o ilkeler üzerinden çok doğru ve Türkiye'nin de içinde olmak istediği bir organizasyon tasarlanıyor. Ama pratikte Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yaşadığı bu sıkıntılı sürecin sebebi Avrupa'nın süreci çok olumlu götürmemesi, Türkiye'yi ihtiyaç duyduğu anda birlikte hareket etmemesi ve Türkiye'nin bu süreçten umudunu giderek artık kaybetmesi gibi bir süreç yaşıyoruz. Şimdi Merkel'in ben gezisine dönmek ama istiyorum. Ama şunu da söylemek lazım. Onun üzerine çok daha yani AB'nin Kopenhag kriterleri bağlamında kendisinin de çok da samimi olmadığı söz konusu mülteciler olduğu zaman, söz pratikte konusu Afrika'daki insanlık dramı olduğu zaman. Hiçbirinin yerine gelmediğini görüyoruz Türkiye'yi aslında. Türkiye dövme noktasında çok güçlü bir aracı. Diğer tarafta onun üzerine çok daha ciddi sorunlar girdi. Yani şimdi AB'nin geleceği,
ortak pazarın sonuçta varlığının devamlılığı, Trump'ın evet. Avrupa'yı kıskaç altına almış olması, AB'nin bu noktada kendi savunma sanayinin olması ama savunma gücünün efektif bir biçimde olmaması ve hani açıkta kalmış olması. Şimdi dünyada çok önemli, ABD'den %40 daha fazla dünyayla ortak pazarlığı söz konusu. Ama bunu savunacak bir savunma sistemi söz konusu değil. Dolayısıyla ABD'nin o aslında Batı gücünün öncüsü olması durumundan Avrupa ciddi manada faydalanıyordu. Bedelini evet. Amerika'ya ödetiyordu. Bugün bunları artık Trump kusura bakmayın diyor. Ha derken de bunu sonuç itibariyle yani çok şovenist bir dille söylüyor. Bunu söylemesi Avrupa'da iç kamuoyunu huzursuz ettiği kadar da politikalar... AB'nin kendi politikalarını güçlendirilmesi ve kamuoyunu mobilize etmesi için de faydalı bir şey aslında evet. AB için. Yoksa daha büyük krizlerle karşı karşıya evet, kalacak. Bu da ilginç bir bakış açısı. Şimdi Özlem, senin hani sık sık Avrupa'ya gittiğini biliyorum. Bu giriş bakımından Türkiye-Avrupa ve Türkiye-Almanya ilişkileri bakımından durumu nasıl görüyorsun? Hani kritik bir süreç temiz. Acaba ilişkiler giderek daha sıkıntılı bir noktaya mı gelecek endişesi var. Ama öte taraftan Mustafa Bey'in de hatırlattığı gibi bununla hiç örtüşmeyen ciddi bir entegrasyon var karşılıklı. İşbirliği var, zaruretler. Kafamda tabii bir sürü şey vardı bu mevzuya dair. Mustafa Bey'i dinleyince biraz daha netleşti. Çünkü o çok daha içinden bakıyor ama benzer şeyleri düşündüğümüz kanaatindeyim. Şimdi ben şöyle düşünüyorum Fadime. Bir defa Mustafa Bey'i dinleyince de gördük. Yani bu çok parametreli bir şey. Yani sadece Avrupa ile alakalı bir şey değil. Bir taraf dünya ile alakalı bir mesele var. Sen de ifade ettin. Bir tarafta Avrupa, Rusya, Çin, işte ABD. Bakıyorsun Çin artık ABD ile rekabet eder bir halde. Evet, milli gelir belki Amerika ile kıyaslandığında az ama çok büyük bir rekabet alanı oluşturuyor. Şimdi daha evvel baktığımızda, bundan 20-30 sene öncesine baktığımızda dünyada bazı şeyleri konuşmak daha kolaydı. İşte bir blok vardı dünyanın. Bir tarafta bir komünizmin öncülüğünü yaptığı bir blok. Bir tarafta kapitalizm, bir tarafta Avrupa Birliği. Bir şeyleri konuşurken taraflar çok netti. Şu anda böyle net bir taraf yok. Yani sonuçta aslında herkes aynı anda hem var olmak hem yok olmak, hem itiraz etmek hem içinde olmak. Yani çok daha karmaşık bir iç politika, çok daha karmaşık bir dış politika alanıyla aslında ülkeler çepeçevre sarılı. Bu bir güvensizlik alanı oluşturuyor bence. O ülkelerin içi içinde, dünya içinde bir güvensizlik ve tedirginlik oluşturuyor. Ve ben bu anlamda yükselen o milliyetçiliği, bu tedirginliği örtmek için dünyanın kullandığı bir şemsiye olarak düşünüyorum. Bu bir şemsiye. Çünkü bunu söylediğiniz zaman içerisine hangi ülkede olursanız olun milliyetçilik kavramlarının içerisine bir sürü şeyi koyabiliyorsunuz ve o ülkeyi sıkıştırabiliyorsunuz. Buna sahipsiniz. Trump'ın yaptığı konuşmayı hatırlayalım. Yani en çok söylediği kelime işte güçlü Amerika, güçlü Amerika, biz tek milletiz, yani böyle bir sıkıştırma hali. Şimdi böyle bakıldığı zaman tabii bu politikalar, bu süreçler her bir ülkeyi etkilediği gibi bence Almanya'yı da etkiliyor. Şimdi Merkel 3. defa aday. Eylül'de galiba seçim var Almanya'da. Bu süreçte Merkel'in üzerine en çok gidilen konulardan bir tanesi çok tuhaf bir şekilde Türkiye-Almanya ilişkileri. Ve Merkel'in Sayın Cumhurbaşkanı ile olan ilişkisi üzerinden çok fazla Merkel'e bir saldırı var. İşte sen gidiyorsun, hatta Merkel'i destekliyorsun, Tayyip Erdoğan'ı destekliyorsun. Hatta bu ziyaretin bile referanduma giden süreçte, Türkiye sürecinde Sayın Cumhurbaşkanı'na bir destek, evet diyenlere bir destek gibi algılanabileceğine dair Almanya kamuoyunda müthiş bir şey var, baskı var. Bir de biraz evvel Mustafa Bey ifade etti, bu mesele hiç hak etmediği kadar ciddiyetsiz bir ortamda konuşuluyor. Ben şimdi Almanya'daki o karikatürlere falan bakıyorum. En son böyle bir temizlik deterjanı üzerinden falan, hakikaten çok çok çirkin şeyler var. Yani normal şartlarda kabul edilemeyecek bir düzeysizlik içerisinde bu tartışılıyor. Sonuçta sizin kafa bulmaya çalıştığınız bir ülke ve o ülkenin demokrat bir yöneticisinden siz bahsediyorsunuz. Şimdi normali aşan bu tablo doğal olarak soruyoruz. Yani nedir bu Almanya'nın, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı olan meselesi nedir Alman kamuoyunun? İşte orada şunu görüyorsunuz ki Almanya kendine bir taraftan bir karşıtlık oluşturmak istiyor, bir blok oluşturmak istiyor ve Merkel'i de bir tarafa doğru sıkıştırmak istiyor. Hatta Merkel'in adaylığı da biraz tereddütlü oldu galiba. Yani aday olacak mı, olmayacak mı, son ana kadar bir kararsızlık içerisindeydi. Ve bence Merkel'e de Almanya'nın ihtiyacı vardı ya, daha net önünü görebilmek için tekrar aday olacağını ifade etmiş oldu. Şimdi burada tabii şuna da üzülüyor insan. Biz Temmuz'dan bu tarafa kaç ay, 9-10 ay geçti galiba. Daha ilk defa ülkemize bir devlet başkanı
Başkanı geliyor. İlk defa işte meclisteki o tabloyu daha yeni görüyor. Bu da bizim tabii kendi yalnızlığımızı, kendi derdimizi anlatmaktaki zorluğumuzu gösteriyor. Mustafa Bey ifade etti, yani sadece seküler kesimle ilgili bir mesele değil. Belki bizim hiç farkında olmadığımız, biz Afrika'ya, Pensilvanya'ya, Amerika'ya yoğunlaşırken maalesef bu Fethullah Gülen terör örgütünün en çok yuvalandığı, gizli olarak dağıldığı yerin biz Almanya olduğunu gördük. Aslında PKK'nın da. PKK'nın, DHKPC'nin tırnak içerisinde Alevi Alevi örgütlenmeyle terörü destekleyen yapıların Almanya'da çok ilginç bir alan açtığını gördük. Evet. Ama bunları biliyorduk yani. DHKPC'yi biliyorduk, PKK'yı biliyorduk. Fakat bence kamuoyu, Türkiye kamuoyu Almanya'nın özellikle bu Gülen terör örgütüyle bu kadar iç içe olduğunu bilmiyordu. Ben şahsen bu kadar derinlerde olabileceğini tahmin etmezdim. Özellikle Türkiye'den giden o kaçan terörist yargı mensuplarına çok aleni bir şekilde kucak açması, onların orada çok rahat sadece yaşamak değil, mevcut anlamda kendi terör faaliyetlerine devam ediyor olması çok sıkıntılı bir durum. Şu anda bence en önemli mesele bu milliyetçilik, o şemsiyeden bahsederken Fadime, şimdi dünya uzunca bir süredir, belki 20-30 yıldır güzel söylemler üretiyordu yani. Barış, demokrasi, evet, hukuk devleti. Fakat problemle karşılaşmadan evvel bunları söylemek kolay da, dünya bir problemle karşılaştığında bunların hiçbirisini yerine getirmiyorsan senin artık inandırıcılığın kalmıyor. İşte inandırıcılığın kalmadığın yerde sen başka şişirilmiş şemsiyelere, hacminin çok ötesinde şemsiyelere ihtiyaç duyuyorsun. Ben dünyanın sorununun aslında bir sahicilik sorunu olduğu kanaatindeyim. Söylediğini evet, yapmazsan bu yapmadığın şey senin uzağında bile olsa gelip senin başına bela oluyor. İşte Türkiye'ye muhtaçsın. Neden? Suriye meselesinde Türkiye'yi bir son ülke olarak görüyorsun. Yani eğer buradan da geçiş olursa o zaman yani hakikaten büyük bir tedirginlik içerisinde Avrupa bu manada. Ve tüm bu olan bitenler, bu dünya politikasının her birinin bir tezahürü var. Almanya'da tüm bu baskıların baskısı altında. Fakat yine de bana çok tuhaf geliyor. Yani evet, bir koskoca Almanya'nın kendi iç kamuoyu için bu kadar dışarıya dönük olarak, bu kadar Türkiye üzerinden siyaset üretme gayretinde hakikaten ben biraz tuhaf buluyorum Mustafa Bey, her şeye yani rağmen. Şimdi hakikaten hem konjonktürel olarak son herhalde bir 5-6 yıldır Sayın Erdoğan'ın şahsında Türkiye'nin geçirdiği bu demokratik süreci, seçim süreçlerini ve her seferinde AK Parti'nin ve Erdoğan'ın seçim kazanmasını aşağılayan, lekelemeye çalışan bir yaklaşım var ve bunun dili giderek pespayeleşiyor. Çok. Almanya'da ve Avrupa'da. Ama öte taraftan hani masadaki reel sorunlara baktığınızda ya da işbirliklerine baktığımızda şunu görüyoruz. İşte Suriye'de bir savaş oldu, mülteci göç sorunu ortaya çıktı ve Türkiye burada 3 milyondan fazla Suriyeli'ye bakarak aslında Avrupa'nın da yükünü ve insanlığın, bütün insanlığın yükünü tek başına yükleniyor. Bu konuda Avrupa ülkeleri, AB, Türkiye'nin sırtını sıvazlıyor ama bu sorumluluğu paylaşmak konusunda son derece çekimsel. Söz veriyor, yerine getirmiyor. En son bu mülteci anlaşmasında, geri kabul anlaşmasında olduğu gibi. Bu bir başlık. Bir diğer başlık, terör örgütleriyle Avrupa'nın bunu bir insan hakları gereğiymiş gibi kabullendiği ve Türkiye'yi yalnız bıraktığı bir nokta var. İşte Özlem'in hatırlattığı gibi en son 40 yargı mensubu, FETÖ'cü yargı mensubunun, teröristin aslında Türkiye'ye iade edilmemesi. Ya da Yunanistan'da, ki Yunanistan-Almanya ilişkileri çok özel galiba bir süreç. Belki bu soruya bize katılabilir, yani sorabiliriz de Fadime. Yani ben Yunanistan'ı vereceğini düşünüyordum. Almanya'nın baskısı olmuş olabilir mi bu konuda Fadime? Evet, yani bütün bunları aslında hani reel alana baktığınızda bir şey var. Hani bu işbirliğini sürdürmek konusunda Almanya'nın da Avrupa'nın da çıkarına gidecekken, ki kendi hukuki değerlerini, ilkelerine de böylece riayet etmiş olacakken, bunu değil de neden terör örgütleriyle bu kadar yakın bir işbirliği yapıyor olmasının bir nedeni olmalı. Bu nedir? Yani hani PKK'nın, FETÖ'nün, DHKPC'nin Almanya'da bu kadar kolay yapılanması, bu kadar kolay kamuoyuna açık etkinlikler yapabilmesi, Sayın Erdoğan'ın orada halka hitap edemezken Karayılan'ın orada hitap edebildiğini, Almanya hukukunun buna izin verdiğini biliyoruz. Şimdi bunları ortaya koyduğumuzda soru neden oluyor? Neden bunu yapmayı tercih ediyorlar? Evet. Şimdi tabii bunlar, yani bu da çok soru. Bir sürü soru.
Ya ben özet olarak söyleyeyim. Bir kere bu süreçte sahadaki oyunculara baktığımız zaman aslında çok rasyonel bir biçimde meseleyi izah edebileceğimizi düşünüyorum. Hı. Çok farklı şeylere, gerekçelere girmeye gerek yok. Yani Türkiye bunu bence çok fazla göz ardı ediyor. Yani ve bazen de belki de çok fazla da hafife alınıyor. Ya bunlar tamam olabilir ama bunlar işin aslı değil. Şimdi Almanya'ya bakalım. Birazdan da Yunanistan'a gelelim. Almanya'ya baktığımız zaman oyuncular arasında Türkiye ve Türkiye'nin menfaatlerini temsil edebilecek aktörler kimler, ne var? Almanya'da. Tamam. Bir taraftan siyasete bakalım. Siyasette bugün Almanya'da parlamentoda temsil edilen sol parti PKK ile açık ittifak içerisinde. Evet. PKK'nın siyasi yasağının kaldırılmasını savunan. Yeşiller Yok hayır sol parti. Die Linke adındaki sol parti. Milletvekilleri arasında açıktan PKK'lı olan sonuçta Türkiye uyruklu birisi. Ve ondan daha önde giden ve Türkiye'de, Almanya'da da Türk toplumu ciddi manada neredeyse her hafta verilen parlamentoya yönelik hükümete sorularla Türk toplumu, Diyaneti, oradaki diğer yapılarımızı ciddi manada baskı altında tutma noktasında başarılı olan. En son çünkü gündeme getirilen konulardan biri ki Merkel'in de gündeme taşıdığını biliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca görevlendirilen, Almanya'da görevlendirilen bazı imamlara yönelik casusluk iddiaları var. Ki ben bu noktada mesela şimdi bu bir öz eleştiri olacak belki ama Türkiye'nin ortaya koyduğu refleksi çok yanlış buluyorum bu meseleyle ilgili. Çünkü bu bir kozdu o taraf için. Evet. Ciddi bir bahaneydi. Zaten Diyanet'in uzun yıllardan beri üzerine gelinmeye çalışılıyor. Bu da sonuç itibariyle böyle müthiş bir fırsat yakalanmış oldu. Hmm. Bu fırsatı diğer taraf iyi değerlendiriyor ama biz meseleye noktasal bakıyoruz bazen. Olayı nasıl bir bütünlük şey içerisinde görmüyoruz. Nasıl bir şey olsaydı farklı olurdu Mustafa Bey? Almanya'da şimdi başka bir konuya belki atladık yine de. Olsun, Almanya'da bir kere kurumsal haklar noktasında Müslümanlar şu anda hiçbir hakka sahip değil. Yani Almanya'da 4,5 milyon bunun %85'i Sünni Müslümanlardan oluşan bir kitle var. Ama Almanya'nın din-devlet ilişkileri içerisindeki bu kitlenin rolü Almanya'daki tüm dini azınlıklarla mukayese ettiğimiz zaman en geri olan noktada. Mesela bu dini azınlıkların Alman anayasasına göre, Alman din-devlet hukukuna göre ciddi manada kurumsal hakları var. Yani ne var mesela? Üniversitelerde bir kere ilahiyat fakültelerini oluşturma, bu ilahiyat fakültelerinin kendi içeriklerine göre belirleme yetkisi var kağıt üzerinde. Ve din şu anda dersinin, mahrumuz bunlar. Din dersinin içeriğini belirleme yetkisi var. Mahrumuz. Bunun dışında hepsinden mahturuz. Hiçbir konuda hatta vergi toplama yetkisi var vesaire. Hı. Devlet sonuçta seküler devlet dinin içeriklerini belirleyemez. Bu konuda dini cemaate ihtiyacı var. Alman anayası bunu öngörüyor. Ama bu noktada söz konusu Sünni Müslümanlar olunca hukuki ambalajla, siyasi gerekçelerle bunu 10 yıllarca erteliyorlar. Diğer tarafta PKK ile bugün neredeyse açık ittifak içerisinde olan Alevi Birlikleri Federasyonu var. Almanya'da Türkiye'den Türkiye menşeili diyelim göçler sonrası kabul edilen tek resmi dini cemaat. Bakın dünyada bunun eşi benzeri yok. Bunun dışında Almanya başka ülkelerle de ilgili bu oyunlar oynuyor. Bahayilerle ilgili de aynı şeyleri yapıyor. Azınlık politikaları, azınlıkları önceliyorum, azınlıkların hakkını veriyorum diye yapıyor ama kesinlikle bunun alakası yok. Büyük siyasi fotoğrafla alakalı. Ve bunu görüp bununla ilgili hak mücadelesi içerisine girilmesi gerekirken burada oradaki DİTİB'de bazen kamu kurumu gibi reflekslerle hareket edip Müslümanların sonuç itibariyle ortak menfaatlerin ikinci, üçüncü plana itilmesine maalesef hizmet edebiliyor. Tepkisel Almanya'da, mi buluyorsunuz? Yani hayır, bu çok yetersiz buluyorum. Böyle çok yüzeysel, işte pısırık, çok özür dilerim. Yani sonuçta çünkü çok zoruma gidiyor. Ben 39 yıl Almanya'da yaşamış, özellikle bunun mücadelesini vermiş ve bunun mücadelenin başarılı olduğuna da Almanya'daki Müslümanların da çok haklı olduğuna ve Almanya ile iletişimin güçlenmesi noktasında da en önemli bir konu olduğuna inananlardan birisi olarak Almanya'nın menfaati de bunu gerektiriyor. Evet. Ama diğer tarafta orada kurumsal kapasitenin geliştirilmemesi, bu diğer alanlarla ilgili de geçerli. Kurumsal kapasitenin geliştirilmemesi, bunun ötesinde de tepkilerin tamamen kamu kurumu gibi. Yani otoriteye tabi olan
bir kurum edasıyla hareket edilmesi, dolayısıyla Batı dünyasının sosyalizasyonu içerisinde hakkınızı savunan bir pozisyonda bulunmamanız sizi çok daha olumsuz noktalara getiriyor. Bunun karşısında ne var? Almanya'nın İslam politikasını uluslaştırmaya çalışması. Almanya'nın, bakın Türkiye ile çok farklı. Türkiye'de bu aklınıza gelmez. Türkiye'de paralel yapı diye bir kavram var ama paralel toplum. Mesela paralel toplum ne demek? Toplum içerisinde toplum demek. Kendi hukuku, geleneği, değer yargıları olan Almanya ve Avrupa ülkelerinin birçoğu, yani ulus devletin ve homojen olma iddiasının çok azami düzeyde olduğu ortamlarda bu konularda çok hassastırlar. Aman bu azınlıklar uzun vadede sonuç itibariyle bir güç olabilir. İleride bizim siyasi istikrarımızı da zedeleyecek faaliyette bulunabilir. Dolayısıyla bunları eritelim. Musevilerle bu yapılmıştır 19. yüzyıldan önce. Polonya'dan göç edenlerle yapılmıştır. 19. yüzyılda Katolikler de bu şekilde eritilmiştir ve bugün Müslümanlar da benzer politikalarla karşı karşıya. Ama Müslümanların bu meselelerini temsil edecek, savunacak elit insanların yetiştirmememiş olmamızın yanında da Türkiye'den gelen bu konularla ilgili refleksler de hep maalesef çok düşük profilli refleksler. Onun için bu konuda bakın Diyanet'le ilgili son yıllarda çok ciddi bir baskı var Almanya'da. Bu baskının meselesi bilmem 3-5 kişinin sözde ispiyonlama, olayda ispiyonlama diye bir olay da yok zaten. Bu sadece bir baskının neticesinde gelişen bir şey. Ama ondan önceki olayları tamamıyla göz ardı ediyoruz. Almanya'nın büyük fotoğraf içerisinde İslam politikalarını uluslaştırmaları ve Almanya'daki DİTİB'i Alman DİTİB'i haline dönüştürme noktasındaki çok somut adımlarla ilerleyişini göz ardı ediyoruz ve noktasal bir mesele şey yapıp neredeyse özür dileyecek bir noktaya geliyoruz. Burada öyle bir boyut yok. Burada tam tersi. Yani devamlı tokat yediğiniz, haklarınızın gasp edildiği bir ortam var ve bunun üzerine de ek argümanlar konuluyor. Bizim kamuoyumuz da ve aktörlerimiz de bunu maalesef yiyorlar. Yani çok üzülüyorum onun için bu noktada çok daha net konuşuyorum. Meclisteki oradan başlamıştınız. Oraya geri dönelim ama son bir şey de sormak istiyorum ben. Neden Almanya gibi ülkelerde sadece Türkler ve Türk Müslümanlık üzerinden gelişen bir hareket yerine Almanya'da yaşayan tüm Müslümanları kuşatan, kendi içinden doğan, orada yaşayan Müslümanlardan, o yapıyı, o geleneği bilen Müslümanlardan yoğun bir güç ekibi hayata geçmiyor da. Yani buradan insan gönderilip bu çözülemez diye düşünüyorum ben. Yok, burayla insan gönderilmesiyle ilgili değil bir taraftan ama diğer taraftan da burada da diaspora politikaları bağlamında bir kere bakın Türkiye kendi güvenlik politikaları açısından bile baksak dini hizmetler boyutunu da yurt dışını göz ardı edemez. Balkanlarda şu anda çok sorunlu gelişmeler var. Neo-Selafist akımların sonuçta oradaki şeyler. Bu Batı Avrupa'da da bunlar var. Bu sadece Batı Avrupa'nın toplumlarını endişeye sevk edecek hususlar değil. Türkiye'yi de ciddi manada etkileyen, Türkiye içinde iç güvenlik sorunu olarak karşımıza geçen ve bedelini çok daha ağır bir biçimde ödediğimiz durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla Türkiye Balkanlarda aktör olarak olmaması gibi bir şeyin olması mümkün değil. Yani bir durum mümkün değil. Batı Avrupa ülkelerine baktığımız zaman bugün Türkiye kendi dini tedrisat tecrübesiyle, geleneğiyle o ülkelerinde kendi iç huzuru, istikrarı noktasında ve Müslümanların orada kalıcılığı, huzurunu, gelecek perspektifinin oluşturulması noktasında çok güçlü imkanları var. Bu imkanları değerlendirme noktasında bizim beyin gücümüz çok zayıf maalesef. Yani bunu çok açık söylemek gerekiyor. Neden böyle? Çünkü bizim diaspora daha bu ülkede 1-2 yıldan beri konuşulan bir mevzu. Oysa sizin yurt dışında 6 milyon insanınız var. 6 milyon insanınızın işte 4,8'i Batı Avrupa'da. Batı Avrupa'da AB ülkelerin arasında birçoğundan daha fazla neredeyse nüfusa sahipsiniz. Bugün Hırvatistan'dan daha fazla nüfusa sahipsiniz. Neredeyse Finlandiya ile Danimarka ile yarışıyorsunuz. Böyle bir topluluğa sahipsiniz. Ama bu topluluğun Türkiye ile iletişimi daha yolun başında iken bile sorunsallaştırılıyor. Oysa diğer taraftan Almanya'nın kendi diaspora politikalarına baktığımız zaman Türkiye'nin şu anda söylemediği hususların yüz mislisini sahada icra ediyor. Kültürel işbirliği anlaşmalarıyla daha Romanya'da 2015 yılının Mart ayında Alman uyruklu ki uyruğu fazla Cumhurbaşkanı seçildi. Nasıl seçildiği ile ilgili Almanya'nın politikalarına baktığımız zaman Romanya'daki etnokültürel kimliğin muhafazası ve güçlendirilmesi için her yıl oraya akıttığı 10-12 milyon doların neticesi, 15-20 yıllık neticesi. Bunlar tabii Türkiye'de diaspora politikaları, göç politikaları ile ilgili araştırma merkezlerimiz ve beyin gücümüz maalesef zayıf olduğu için bunları konuşamıyoruz. Diğer vallahi tarafta diaspora kelimesinin bile ben Türkiye'de sadece Ermeni meselesini çağrıştırdığını düşünüyorum. Yani derince eminim o kelime
onu evet, çağrıştırıyor. Bakın sosyolojik gerçeklik şey çok ama uzak bakın, o kadar uzak ki yani bu konuda. Diaspora, diaspora ne demek? Ana evet. vatandan dünyanın değişik değişik bölgelerine dağılmış ama o değişik bölgelerde bir topluluk olarak ortak asgari bir müştereye olan ve ana vatana olan özel bir vizyonu bağlı, olan bir topluluk demektir bu yani. Ama işte sonuçta. Böyle bakın eminim ben duyar duymaz insanlar irite oluyordur o kelime. Tedirgin oluyor. Ama öbür tarafta çok ilginç. Tuhaf. Bir de gurbetçi kavramı var. Hı hı. Bugün toplumun çok büyük bir bölümü Türkiye'de de yani yurt dışındaki insanını gurbetçi olarak tanımlar. Hala 50 böyle, yıl sonra. Aslında hala, ne demek evet. bu? Karikatürize edilmiş. Oturup kalkmasını cebinde para olan ama oturup kalkmasını bilmeyen. Kırmızı Mercedes'iyle işte köyüne gider, köyünde hava atan, evet, sonuç yani. İtibariyle gurbetçi ne demek? Sezonluk işçi demektir. Yani siz Karadeniz'e ya. Fındık toplamaya gidersiniz, 3 aylığına memleketinize geri döneceksiniz, gurbetçi olursunuz. Siz Adana'ya pamuk toplamaya gidersiniz, gurbetçi olursunuz. Ama geldiğimiz nokta itibariyle Almanya'da 55 yılı geçmiş bir şeyden bahsediyoruz. Bugün Almanya'daki Türk toplumunun yarısından fazlası Alman vatandaşlığını almış. Hollanda'da %90 bu. Fransa'da sonuç itibariyle yani böyle bir durumla karşı karşıya iken daha yurt dışındaki sosyolojik gerçekliğimizden çok uzaksın. Bunu yönetmek ne kadar büyük bir güç aslında. Çok basit. Yani. Çok basit. Güçten kasım yönetirseniz ne büyük bir güç sahibisiniz. Onu yönetirseniz, muazzam bir güç hem sahibisiniz. Hem kendinize hem de Batı Avrupa'ya da ciddi manada Batı Avrupa'da bunu kavramış değil. Batı Avrupa'da bunu idrak etmiş değil. Böyle bir sıkıntı da var. Ama bunun ötesinde bizim bu sonuç itibariyle partiler üstü devlet politikası olması gereken bir mesele. Fakat bugün bu yani bunu ne kadar konuşabiliyoruz ki? Bunun Türkiye'de alıcısı ne kadar? Türkiye'de bırakın bu konuları. Yani Almanya, Fransa, işte İskandinav ülkeleriyle ilgili. Valla bir seçim zamanı konuşuyoruz gibi geliyor bana. Maalesef sonuçta maalesef ama o da önemli biliyor musunuz? Önemli. Eskiden bunu hiç konuşulmuyordu. O da hiç konuşulmuyordu. Eskiden gurbetçi dediğimiz zaman işte Türkiye'ye döviz getiren kişiler olarak kastediyoruz. Hatta şunu da söyleyeyim bakın AK Parti'nin sessiz devrimlerinden birisi de bu. Aslında bunu idrak edememiz sorunu var. Çünkü 90'lı yıllara baktığımız zaman daha 98 yılında Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin %38'i yurt dışı işçi dövizlerinden oluşanlarla bir hale. Bakın %38'den bahsediyorum. Bugün o programlar yok. %1'in altında rakamlardan bahsedebiliriz. Yani bunları 138. Ama bugün demek ki o bağ zayıflıyor. Bağın zayıflamasından daha ziyade Türkiye'nin ekonomisi büyüdü. Türkiye'nin refah seviyesi büyüdü. O rakam ve öyle küçüldü yani. Tabii ki o rakamlar ciddi manada küçüldü. İnanılmaz derecede küçüldü. Ve o zaman siz marka yani dövize %12, %13 faiz veriliyordu Türkiye'de. İnanılmaz rakamlar bugün. Bugün buna inanmak bile mümkün değil. Ya buradan 15 yıl evvel Türkiye döviz çekebilmek için yurt dışından gelen paraya %12, %13. Hatta Özal'ın bazı reformları vardı. Bilmem onu da Türkiye'de işte hayali ihracatla şunla bununla bunu %16, %17, %18'lere çıkaranlar vardı. Devleti içten kebiriyordunuz yani böyle bir durum söz konusuydu. Aslında... Süper emekliliği hatırlayın. Evet, yani evet, sonuç itibariyle müthiş bir şeydi. Yani para veriyorsunuz, 2,5 yılda verdiğiniz emekli parayı geri alıyorsunuz ve ömür boyu sonuçta emekli oluyorsunuz. Şimdi... Yani dolayısıyla... Yani vekillerin süper emekliliğine gelene kadar... Çok daha ileri boyutta çok bir çok daha ileri boyuttaydı. Çipçak evet. emeklilik. Ama Alman iç siyasetine gelirsek... Gelmeyelim, oraya bir virgül atalım. Buyurun. Çünkü araya gitmek için tamam, az şey bir zamanımız kaldı. Çünkü aslında onu başladık, anlamak lazım. Konuşalım. Evet, evet. Konuşacağımız aslında epey mesele var masada. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'yla da Sayın Merkel bir görüşme yaptı. Türkiye içindeki muhalefetin tam da yurt dışındaki bu Türkiye aleyhine algıyı oluşturmakta bir paralelliği söz konusu. Bu neden oluşuyor? Bunu neden kıramıyoruz? Bu nasıl algılanıyor Avrupa'da, Almanya'da? Bunu da konuşalım ama elbette hani OHAL şartları, referanduma gidilen süreç, Cumhurbaşkanlığı sistemi, bütün bunlar konuşmamız gereken konular. Şimdi araya gidelim. Aradan sonra bu başlıkları konuşalım. İnce fikir için kısa bir ara. Şimdi bu gördüğümüz darbe, dünyanın gördüğü en aşağılık darbe. Bu darbeyi yapmak isteyenin alayı, vatan haini... Hem de bizim bildiğimiz, gördüğümüz vatan hainlerinden çok daha aşağılık vatan hainleri. Millet çıktı, dediğin gibi çıplak elleriyle bu darbeyi durdurdu. Tabii.
Ya ve, sahibi benim dedi. Millet ve, dedi ki bu ülkenin sahibi benim. Ve ben kuracağım dedi. 15 Temmuz gecesi bu millet, darbeyi durduran bu millet kurucu irade oldu. Aynen böyle. Eğer kurmazsa, bu millet kurmazsa, yani evet çıkmazsa ve bu millet o kurucu sıfatına uygun değişikliği yapmazsa, bu darbe amacına ulaşmış demek. Ulaşmış demek. Açık söylüyorum. Evet. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Olay bu. Kemal Bey'in bu konuda söyleyecek hiçbir sözünün olmaması lazım. Çünkü millet sokaklarda tanka, F-16'lara, silahlara, çıplak elleriyle, bedenleriyle karşı dururken Kemal Bey havalimanında indi, sığınacak bir otel aradı, bulamadı. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine sığındı. İş bittikten sonra biz Kemal Bey'i gördük. Doğru mu? Doğru. Yani mesela biz de sokaktaydık, ben de sokaktaydım. O iradenin biri de benim nasıl diyecek ki? Bizim konuştuğumuz mesele referandum. Tabii. Yani hayatımızı külliyen değiştirecek, büyük ölçüde değiştirecek çok mühim bir mesele. Evet diyen adam diyor ki ya kardeşim bu ülkede şu kadar darbe oldu, bu kadar insan öldü, bu kadar işkence yapıldı. Ben bu yüzden bu sistemin değişmesini istiyorum. Sen niye hayır diyorsun? Bunların değişecek olması, bu darbeci düzenin, bu cani düzeninin değişecek olması seni niye rahatsız ediyor? Mesela ben bunu bilmek istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu bu 65-67 yıllık bizim parlamenter tarihimizde rahatsızlık hissedip değişmesini istediğimiz hadiselerden niye memnun? Ben bunu çok merak ediyorum. Niye bunların değişmemesini savunuyor? Bir parantez açayım. Niye 12 Eylül Anayasası'na bu kadar sarılmış durumda? Çok merak ediyorum ben. 15 Temmuz'u yaşadık. Biz bunu yok sayamayız. 15 Temmuz'da bizim insanlarımız şehit oldu. Bu ülke işgal girişimi yaşadı. Ve bu ülkenin meclisi bombalandı. Daha dün denilecek kadar kısa süre önce. Bunu yine bu gürültü içinden Atatürk'ün üzerinden unutturmaya çalışıyorlar. Türkiye'de 15 Temmuz'da Atatürk seçilmiyor. Yani Atatürk yargılanmayacak, Atatürk seçilmeyecek, Atatürk oylanmayacak. Sandığın bir tarafında Atatürk yok. Öyle bir şey yok. Nedir bu İzmir Marşı? İzmir'in dağlarında çiçekler açar diye marş söylüyorlar. Bir yandan Kandil, bir yandan Pensilvanya'daki çiçekler açmaya başlıyor. Büyük bir coşkuyla, sevinçle karşılıyorlar bunu. Yani şimdi bu sorgulanması gerekiyor. Yani Mustafa Kemal'in askeriyiz size dettirttiler. Fethullah'ın askeri olursunuz haberiniz olmaz. Şu anda yaptıkları, yaptırmaya çalıştıkları bu. Bu örgüt, bakın bu örgüt. Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devlet var, güçlü bir devlet var. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Cumhuriyeti'ni feda edebilecek kadar bugüne kadar, yarın ne olacak bilmiyorum, bu örgütün arkasında durdu. En azından Obama Amerikası durdu. Arkasında böyle bir gücün olduğu bir örgütle mücadele ediyoruz ve onlar için bu referandum ya kazanacaklar ya ilelebet kaybedeceklerdir. Eğer hayır çıkarsa Fethullah kazanmıştır. Bu çok net. Tavrı böyle. Kandil bakın, kazanmıştır. Bakın tekrar ediyorum. Asla sistem değişikliği ya da 18 maddeye karşı oldukları için ya da Tayyip Erdoğan'dan haz etmedikleri için hayır diyenlere tek bir lafım yok. Ben bu örgütlerin bakış açılarından ilgili konuşuyorum. PKK, FETÖ, hatta DAEŞ'in bile duası budur. Evet, ince fikir devam ediyor. AK Parti İstanbul Milletvekili ama Almanya'yı özellikle çok iyi bilen çok değerli bir konuğumuz var, Mustafa Yeneroğlu. Araya gitmeden önce Almanya'nın Türkiye'yi neden arzu ettiğimiz gibi anlamadığını, sorunların biraz da orada düğümlendiğini çünkü söylediniz. Neden bir anlaşmazlık sorunu oluyor? Kendimizi anlatmakta bir sıkıntımız var. Biz mi Almanya'yı çok doğru tanımıyoruz yoksa? Bunu konuşuyorduk ve Alman parlamentosunun nasıl oluştuğunu, oradaki denklemi görürsek herhalde resmi daha doğru okumuş oluruz. Orada bırakmıştık. Evet. Biz mi Almanya'yı daha iyi tanımıyoruz sorusuna yanlış anlaşılmalara da sebebiyet verecek olsa bile maalesef evet demek durumundayım. Yani toplum olarak, kamuoyu olarak bizim sonuç itibariyle bir taraftan aslında çok büyük bir sempati beslediğimiz, sonuçta Alman idealizmi itibariyle de 19. yüzyılın sonlarından önce gelişmiş, onun da aslında Türkiye'de, Türkiye'nin kültürünü de ciddi manada etkilediği,
Hatta bugün Türkiye'deki anti-batı genellemeci söylemlerin de fikri boyutta önemli bir boyutu itibariyle Alman idealizminden beslendiği ama diğer tarafta da kompleksin de beraberinde getirdiği bir tabloyla bugün sonuçta gerçeklerimizi çok fazla okumaktan uzak olduğumuza dair bende bir kanaat var maalesef. Bu Almanya ile daha makul, daha seviyeli, daha nitelikli ilişkilerin geliştirilmesinin de önünde temel engellerden birisi. Bugün nüfus olarak Almanya'da çok ciddi bir nüfusa sahibiz ama nüfuz olarak da Almanya'da bizden çok çok daha azınlık kitlelerin ile mukayese ettiğimiz zaman çok zayıf bir durumla karşı karşıyayız. Bunun bir kere Almanya'daki denklemlerin nasıl belirlendiğini, nasıl geliştiğini ve Almanya tarafının da aynı şekilde Türkiye gerçekliğinden de bu şekilde, Almanya'da Türkiye gerçekliğinden uzak. Ama fark şu, biz sonuç itibariyle Almanya ile ilgili uzmanlarımız yok. Almanya'nın Türkiye ile ilgili uzmanları çok ama bu uzmanlar da Türkiye gerçeklerini, örneğin gazetecilerde söylüyorum, daha çok siyasi aktivist edasıyla, özellikle Türkiye'nin iç dinamiklerini farklı okuyarak ve farklı takdim ederek ve hatta bazılarını özellikle provoke ederek, kaşıyarak, destekleyerek yol almaya çalıştığını görüyoruz. Çünkü Alman medyasına baktığımızda özellikle bu son dönemde Özlem'in de ilk bölümde aktardığı gibi Alman medyasında çok rigid bir dil var ve Türkiye'yi çok aşağılayan, bütün bu süreçleri lekelemeye çalışan bir dil. Bana göre sebebi Türk biraz medyasında da böyle Almanya ile ilgili daha rigid bir dil var. Farkı şu, Türk medyasını çok fazla kale almadıkları için bu yani bizim medyamız kendi iç kamuoyumuza hitap ediyor. Yani sonuçta dış kamuoyu noktasında bir şey yok. Yoksa medyada da Merkel, Hitler tasvirleri, çünkü çok böyle kabul edilemez şeyler bunlar, ithamlar, saçma sapan şeyler. Bu da işi tamamen ciddi bir zemininden olayı kaydırıyor. Saçma sapan bir zeminler üzerinde şey yapıyorsunuz, aslında kendi galenize gol atıyorsunuz. Yani böyle saçma sapan argümanlarla yol almaya çalışıyorsunuz. Niye? Çünkü onun gücüne nispet edemiyorsunuz. Dolayısıyla sonuç itibariyle çok hamasetle yol almaya çalışıyorsunuz. Kin nefret ön plana çıkıyor. Şimdi bu, Türkiye'de Türk medyası kendi kamuoyuna etkiliyor bu söylemiyle, bahsettiğiniz söylemle, yanlış söylemle. Peki Alman medyası, Alman iç kamuoyu için yapmıyor mu bu yayınlarını? Yapıyor ama ben mesela hani samimiyetle söylenmesi gerekirse, mesela Türkiye kamuoyunda Almanya uzmanı kaç kişi sayabiliriz? Ben tanımıyorum doğrusu. Yok, hatta ama ben sayamayız. Ben Türkiye uzmanı noktasında spontan en az 50 kişiyi sayarım. Sadece medyada en az 50 kişiyi sayarım. Bunların en az yarısı Türkçeyi ana dili gibi konuşur. En az yarısı yine Türkiye ile ilgili birkaç kitap yayınlamıştır. Ve bugün Türkiye'de Alman medyasından en az 50-60 kişi görev yapıyordur hali hazırda. Sadece ARD'nin İstanbul'da, İstanbul bürosunda, Alman 1. Devlet Televizyonu İstanbul bürosunda 19 kişi çalışıyor. Bizim TRT Berlin'de 3 kişi çalışıyor. Yani kusura bakmasınlar ama bunlar bu konuşulması gerçeklerle lazım. Yüzleşmek 3 kişi çalışıyor. Birisi idari personel, diğeri yabancı dil bilmiyor. Bir tane arkadaş var. Sonuçta şimdi bunları tüm medyaya şey yapırsınız. Türk medyasının Almanya'da 3 milyonluk bir topluluk olmamıza rağmen Hürriyet'in şu andaki tirajı 7-8 bin. Tabii Türk toplumunda bu meselelerle ilgili ilgisizliği de bunun üzerine geliyor. Ama düne kadar zaten Türkiye'nin bu konuyla ilgili hassasiyeti yok ki. Bakın 2000'li yılların başına kadar biz Türkiye'nin politikası yurt dışında muhafazakar mütedeyyin kişilerin siyasette etkin olmaması üzerine bina edilmişti. Daha 2008-2009'lu yıllarda benim gibi adamlar Almanya'da fişleniyordu. Bakın iktidarımıza rağmen fişleniyordu. Yani şimdi bunlar resmi belgelerle ortada olan şeyler. Bunlar düne kadar yaşamadığımız şeyler değil. Daha bu noktalarla ilgili hani Türkiye'de vesayeti falan konuşuyoruz ya. Şimdi bu vesayetin sonuç itibariyle çok farklı boyutları da var. Yurt dışı ile ilgili de çok farklı boyutları var. Biz, ben de şahsen bunun bedelini ödemiş insanlardan birisiyiz. Onun için kamuoyu, yani bu bir sadece bir örnekti. Bakın bir örnekte net bir şekilde gösteriyoruz. Alman kamuoyunun Türkiye'de varlığı ve nüfuz etme imkanı, hatta nüfusu itibariyle de gücü ve Türk kamuoyunun Almanya'da varlığı sıfır. Kim vardı Almanya'da yıllarca? İşte
bu FETÖ'nün yayın organı vardı. Çok güçlü bir biçimde. Evet. Diğerler de vardı ama sonuç itibariyle eski anı çok o ülkeyle iletişimi neredeyse hiç yoktu. Tamamen kendi kamuoyuna hitap ediyordu. Türk toplumuna, Türk toplumunun reflekslerinden hareketle hitap ediyordu. Ama o ülkenin kamuoyuyla iletişim halinde değildi. Diğerleri öyle değil bakın. Bu böyle farklıydı. Bunun ötesinde Alman siyasetine bakıyoruz. Sol Parti'den bahsettik. PKK ile açık ittifak içerisinde. Yeşillere bakıyoruz. Daha meşru bir zeminde, daha mesela HDP'nin seçim propagandalarına bil fiil mitinglerine katılan parti yetkililerinden bahsedebiliyoruz bir tarafta. Ama PKK yerine daha meşru bir zeminde bu işi yürütme çabası içerisinde olanlar var. Bu da Almanya'daki özellikle bu kendini Müslümanlık dışında konumlandıran Alevi kesimlerinin özel gayretleriyle oluşan bir bilinçle yürüyen bir süreç. Bu Yeşiller içerisinde de çok güçlü ve artık Sosyal Demokrat Partiler için de çok güçlü. Sosyal Demokrat Parti'nin genel başkanı geçen bir kabulde HDP'yi kardeş parti olarak takdim ediyor. Bakın Müslümanlar söz konusu olsa örneğin 2011'de 11 Eylül hadiseleri sonrası Almanya'da temsil konumunda olan her Müslüman her sabah kalktığında ilk önce teröre mesafe koyuyorum, her türlü terörü kınıyorum, demesi şiddetle telin ediyorum demesi lazımdı. Buna rağmen dışlanıyordu, buna rağmen dikkate alınmıyordu. Şimdi bugün HDP yani bırakın her şeyi bir siyasi parti olarak devletin sonuç itibariyle bir kere demokratik temel düzenin varlık sebebi olan kuvvet tekelini takmıyor. Devletin kamu düzenine sadakat göstermesi konusundaki her demokratik oyuncunun kabul etmesi gereken temel kuralı kabul etmiyor. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre de normalde yasak hükmünde olan bir parti. Hiç tartışmasız. Türkiye buna rağmen özgürlük güvenlik dengesini kolektif cezalandırma yapmamak üzere konumlandırmış inanılmaz bir gayret içerisinde özgürlük alanını geniş tutabilmek için ama buna rağmen bu insanlar bir tarafta terör örgütüne hiç laf kondurmazlar. Avrupa ülkelerinde de barış güvercini olarak dolaşırlar. O ülkeler bunu çok iyi bilir ama bu boyutlarını göz ardı eder. Niye? Çünkü Türkiye'de sonuçta bu vesayeti ortadan kaldıracak zihniyetle mücadele eden kişiyle tek mücadele aracı, kamuoyunun da destek alacağı tek araç insan hakları, azınlıklar noktasında. Peki azınlıklar konusuna gelelim. Bakın Almanya'da bugün Alman vatandaşı mı oldunuz? Derler ki bu Alman. Bu Türk değil. En fazla Türk uyruklu Alman. Peki ki Almanlar Türkiye'ye geldikleri zaman Kürt kardeşlerimize bunlar Kürt uyruklu Türk diyorlar mı? Diyebilirler mi? Yani sonuçta demeleri mümkün değil. Ama bu konulara sonuç itibariyle bizim kamuoyumuz çok daha fazla çalışsa, bizim siyasetimizde çok daha fazla çalışsa çok daha etkin bir noktada olacağız. Bu meselelerden maalesef çok uzağız. Şimdi Sosyal Demokrat Parti'den bahsettim. Bunun ötesinde Alman medyasının içerisinde PKK'nın özellikle meşru kabul edilen uzantıları üzerinden çok ciddi propaganda gücü var. Bu bugünle ilgili gelişen bir durum değil. 2000'li yılların başına kadar o muhafazakar mütedeyyin kitleler Alman siyasetinden Avrupa genelinde de dışlanırken bu şeyler Türkiye'nin de gayreti neticesinde orada sonuç itibariyle çok ciddi noktalara geldi. Evet. Bugün siyasette çok etkin noktalardalar. Bugün onlar Avrupa'da bakın sosyalist partilerin tamamında Fransa hariç Batı Avrupa ülkelerinden bahsediyorum. Sosyalist partilerin tamamı PKK ile açık ittifak içerisinde. Yeşiller partileri tüm ülkelerde şu anda etkin bir siyasi güçler. Onlar da PKK'nın meşru kabul edilen uzantıları ile ilgili çok sıcak bir dayanışma içerisinde ve terörü tamamen göz ardı ediyorlar. İnsan haklarının hareket noktası olan insanın yaşam hakkını tamamen göz ardı ediyorlar. Türkiye'nin sonuç iç istikrarın, Avrupa'nın güvenliği noktasında Suriye'de, Irak'ta askerinin olması, savaşması ve Avrupa'nın geleceğini de bu şekilde korumasını tamamen göz ardı ediyor. Niye? Buna bir de... Çünkü bizim de bu konuyla ilgili argümanlarımız Batı Avrupa ülkelerinde dillendirilmediği için. Bizim evet. aktörlerimiz yok ki Batı Avrupa ülkelerinde. Yani bakın ben Türkiye'de parlamenter diplomasinin, yani Batı ülkelerindeki parlamenter diplomasinin gücüne bakıyorum, Türkiye'ye bakıyorum. Ya biz inanılmaz derecede bu konularla ilgili zayıfız. Bizim sonuç itibariyle birçok noktada daha Türkiye'nin bu şu şekilde ifade ediliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın tasavvur ettiği Türkiye ile Türkiye'nin insan kaynakları ve Türkiye'nin kurumsal gücü arasında dağlar kadar fark var. Ya belki bu çok ağır olacak ama temel problemler bana göre buradan kaynaklanıyor. Biz bu uçurumu gideremediğimiz sürece
Sonuçta Türkiye'nin dili de orada hem hırçın hem agresif, onların ekmeğine yağ sürecek bir noktaya geliyor maalesef. Galiba Mustafa Bey şöyle oluyor bence. Şimdi problem çıktığı zaman çok yüksek sesle bunu anlatma ihtiyacı duyuyorsunuz. Yani o kadar anlamsız buluyorsunuz ki olan biteni. Bunun karşısında belki de hacmin ötesinde bir tepki ortaya koyuyorsunuz. Oysa anlattığınız gibi herhalde bu adamların Fransa hariç dediğiniz bütün sosyalist partilerin içerisinde o yapılar var. Bunlar bir günde olan şeyler değil. Bunlar çalışılmış belki 20-30 yıldan beri. 30 yıl içerisinde olan bir şey. Evet. Şimdi biraz evvel anlattığınız mesele parlamenter diplomasisi bence tek başına kafi değil. İşte tabii ki değil. Bu olmalı ki orada zayıflık var. Aynen katılıyorum ama bunun yan tarafında muhakkak o ilkenin kendi içinden neşet doğmuş ama aynı zamanda Türkiye'nin ürettiği o diasporayla paralel çalışan kurumlarla paralel çalışan yapılar üretmemiz gerekiyor. Bence insan kaynağı olarak aslında belki de tek tek bakarsak kaynak var. Fakat bunların tekil durmasının bize bir faydası yok. Bunların ortak bir akıl içerisinde harekete geçmesi lazım. Doğru. Bizim bunu yapmamız gerekiyor. Bunun için desteklenmesi lazım. Ve ben şahsen sadece Dışişleri Bakanlığı üzerinden yani bir politika üreteceksek sadece Avrupa için değil Afrika için de öyle. İşte sadece Dışişleri Bakanlığı'nın yapacağı bir çalışmayla ben şahsen bunun olamayacağını düşünüyorum. Bu algıyla birlikte yeni bir bakanlığa ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Benim daha evvel de söylemiştim Fadime farklı bir perspektifle bu konu üzerine hasreten çalışan bir başka yapıya ihtiyaç var. Hem orada yaşayan Türkleri, artık oranın vatandaşı olmuş o Türkleri hedef alan ama aynı zamanda onlarla birlikte kendi elindeki insan kaynağıyla o ülkenin iç kamuoyunda bir söz sahibi olmak için gayret sarf edecek bir yapılanmaya ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Evet, çok yani %100 katılıyorum. Bu sebepten dolayı mesela bir kanun teklifim oldu. İlk önce parlamentede Anayasa İçişleri Komisyonu gibi daimi ihtisas komisyonu olarak Göç ve Diyaspora Komisyonu'nun kurulması. Evet. Hem Türkiye'ye gelen göç konusu var hem Türkiye'den giden göç konusu var. Bizim devletin en öncelikli meseleleriyle ilgili bir alan ama göç politikalarıyla ilgili biz daha yolun başındayız. Bunun ötesinde katılıyorum. Bir göç ve Diyaspora Bakanlığı'nın kurulması gerektiğini düşünüyorum. Suriye meselesi akla geliyor. Evet. Ve Suriye meselesinde de işin aksiyonizm boyutu aklına geliyor. Oysa biz dünyada beyin göçüyle rekabet edecek noktada çok ciddi, güçlü bir ülkeyiz. Bizim potansiyelimiz bu anlamda çok ama bunun için bir siyasi bir vizyon ortaya koymanız lazım. Kanada'nın yaptığı gibi politikalar üretmeniz lazım. Bunu yaptığınız takdirde bakın çok daha farklı noktalarda olursunuz ve bizim sanayimizin de ihtiyacı olan insanları Türkiye'ye çekme imkanımız olur. Biz daha diasporada kendi insanımıza yönelik onların meslek diplomalarını kabul etme noktasında bile daha yolun başındayız. Bugün yeni yeni konuşuluyor Türkiye'de. Fransa'da bu konu, biz hatırlarsın işte bir arkadaşımız burada konuk etmiştik. Fransa'da çok iyi bir hukuk fakültesini bitiriyor. Geliyorsunuz buraya denklik başvurusunda bulunuyorsunuz. Bir 3 sene daha okumanız lazım. Yani bu kadar şey olamaz anlıyorum. Yani bazı ülkelerde işte tıp fakültelerinde özellikle ya, oluyor. Çok hukuk hadi yine kabul ettim ama tıp fakültesi mesela Almanya'da tıp fakültesi mezunu. Türkiye'de sonuçta doktorluk yapmak, sonuçta bu teknik bir iş yani el sanatı. Hukuk gibi değil yani. Hekimlik yapıyor ama Türkiye'de izin alamıyor. Oysa Türkiye'de ciddi manada açık var. Evet. Yani neden? Çünkü siyasette bakın çok açık şimdi bu sonuçta kendimi eleştirmek olarak da değerlendirilebilir. Siyasette bu alanın lobisi ne kadar güçlü ki? Ya bu mesele onun için siyasi partiler üstü bir mesele. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'de, Milliyetçi Hareket Partisi'de, AK Parti'de özellikle diaspora ve göç politikaları noktasında çok daha farklı noktalarda olması lazım. Çok daha birikimli uzman siyasetçiler ortaya koyması lazım. Size sorarken şunu söyledi, belki onun da cevabını verebiliriz. Böyle olması lazımken, işte bakıyorsunuz CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşürken, HDP ile görüşürken, yani sanki orada konuşulanlar, yani Almanya iç kamuoyunda konuşulanların evet biz de sizin gibi düşünüyoruz. Evet böyle yani burada partiler üstü bir şey asla ortaya çıkmıyor. Tam tersine dışarıdan güç almaya çalışan kendi tezlerini içeriden değil dışarıdan aldığı tezlerle güçlendirmeye çalışan yapılar var Fadime. Ve benim hakikaten ağrıma gidiyor yani samimiyetle. Evet. Bu şeyden kaynaklanıyor. Bakın Alman devleti kurumsal olarak çok çok güçlü bir devlettir. Çok güçlü bir devlet olduğu için mesela Alman devleti siyasette devletin varlığını tartışmaya açacak unsurları siyasette ön plana itmez. Öyle mekanizmaları var ki yağdan kıl şeker gibi bunu zaten toplumsal zeminin dışına itersiniz bunları. Ve herkes de bunu böyle kabul eder. Almanya basını da devletin kendi olmazsa olmaz hususları, unsurları söz konusu dokunmaz olduğu zaman o konulara kesinlikle girmez. Milli menfaatleri korur. Hatta bu konuda normalde iç kamuoyunda ciddi manada hükümete eleştiride bulunanlar bile
söz konusu Almanya'nın milli menfaatleri olduğu zaman bu sosyalist partiler de şunlar da bunlar da o milli menfaatlere dikkat ederler, hassasiyet gösterirler. Bunu ben her yerde görüyorum Alman siyasetinde, kamuoyunda da görüyorum. Bizim Türkiye'de kurumların zayıf olmasından dolayı, Türkiye'nin siyasi kültürün bu anlamda daha yeterince oturmamış olmasından dolayı, yani ulus devletin oluşumu için temel ulusun olmaması, devletin milletle barışık olduğu ve bunun temsil eden bir anayasanızın olmayış olması, sonuçta daha da modernizmin beraberinde getirdiği sorunları toplum olarak çözememiş olmanız vesaire vesaire, o kadar çok boyutlu sorunları var ki Türkiye. Almanya bunların birçoğunu aşmış. Tabii ki aşmadığı hususları da geliştirdiği refahla üstünü kapatma noktasındaki çok güçlü bir pozisyonu var. Bu Türkiye'de yok. Şimdi bakın bir de şu var. Almanya'da kamuoyunun önemli bir bölümü gazeteciler, Türkiye'de olan birçok sorunun sonuçta Türkiye'nin politikalarından veyahut da Türkiye'nin Cumhuriyet'ten beri, hatta Cumhuriyet öncesini de buna dahil edebilirim, süreciyle yakından ilintili olduğunu, örneğin Kürt sorunun sonuçta çözülemediği için PKK'nın doğduğunu, dolayısıyla PKK terörünün de aslında anlaşılabilir olduğunu, bunu çok sesli bir biçimde dile getirenler de var, getirmeyenler de var. Ama bunun sonuç itibariyle Türkiye'den kaynaklandığını, böyle bir durum karşısında HDP'nin bir fırsat olduğunu, HDP fırsatının iyi değerlendirilmediğini ve bu sebepten dolayı da HDP büyük bir haksızlık yapıldığını devamlı kamuoyunda pompalıyorlar. Bana kalırsa, çok düz bir okuma yani. Bana kalırsa HDP zaten kendi kampanyasını üretirken, o argümanları dinlediğinizde onlar yerli argümanlar değil. Yani bir yerlerde çalışılmış onlar için. Mesela şimdi bu Almanya'nın içinden anlatıyorsunuz. Ama müthiş çalışılmış. Evet, içeride müthiş çalışılmış. Aynen, o çalışılan paket buraya servis ediliyor. Yani onu görebiliyorsunuz. Aynen, bakın, bu FETÖ'de olduğu gibi çalışılmış. Başka bir örnek vereyim. Cümleler, kelimeler burada bundan 2-3 hafta önce Salih Muslim'le Almanya'da önemli bir gazete olan Süddeutsche Zeitung'da bir söyleşi okudum. Orada bazı şey var, anahtar kavramlar var. İşte çoğulcu topluluk, bilmem kadın erkek eşitliği, özgürlükçü yapı. Hoşa gidecek. Bilmem falan. Öyle şeyler ki yani Alman kamuoyunun özellikle sol kesimlerin birebir sonuç itibariyle ya bu böyle olmak lazım ya. İşte. Tam bu adam dedirtecek laflar. Sonuç itibariyle bunu çok iyi çalışıyorlar. Bu noktada işte kavram üretiyorlar. Bence ürettikleri bu kavramlarla beraber bunun hukuki altlığını oluşturuyorlar. Dil anlamında kadın meselesini, genç meselesini iyi kullanıyorlar ve bunların asla hiçbirisinin ben yerli olduğunu düşünmüyorum. Bunlar dışarıda çalışılıp yani orada yeşertilip Türkiye'ye ekilmek istenen şeyler. Bu konuda kaynaklar var. Üretemedikleri yerlerde de oradaki think tanklerden ciddi manada destek alıyorlar. Evet. Ve bunlar yazılıp çiziliyor. Mesela Alevi Birlikleri Federasyonu Almanya'da resmi dini cemaat statüsüne gelmek için sonuç itibariyle Alman think tanklerin ne kadar çalıştığını bazı neşriyatlar yazıyor. Ya çok uğraştık diyor. Bunları bu konuda bir türlü diyor yola getirememiştik diyor. Şunu herhalde yaptık, bunu yaptık diyor. Bunlar sadece gönüllü çalışma da değildir, noktasında değil mi? Fadime. Bakın şimdi ama diğer tarafta siz Almanya'nın Türkiye'de kesin siyasi vakıflarına bakın. Onların sonuç itibariyle sadece bir vakıfın bu kullandığı bütçe 8 milyon doların üzerinde. Öbür tarafta Türkiye'nin, Avrupa'nın tamamındaki durumuna bakın. Hiçbir şey yok. Şimdi bunları göz ardı edersek, kendi ev ödevlerimize göz ardı edersek, yani bu işler neden, nasıl şekilleniyor? Ya şimdi bir şeyde New York'ta yüzlerce lobi kuruluşunun milyarlarca dolar harcadığını, Berlin'de bunların milyarlarca dolar harcadığını dikkate alırsak, biz de bunu maalesef Türkiye'de tek tük yapılıyor ama kendi dinamikleriyle yapmıyorlar. Yani kim yapıyorsa yapsın. Bu sonuç itibariyle yasama organı üyesi olarak bunu söylüyorum sonuç itibariyle. Dolayısıyla bu konuda üçüncü şahıslara, yerli olmayan dinamiklere böyle hizmet olarak bu havale edildiği takdirde de yol alamıyorsunuz. Bunu çünkü aynen, sonuçta sizi takdim etmiyorlar. Fadime, bu şuna benziyor şimdi. Bakıyorum bazen aşağı çocukların bakımı ile ilgili hep havale ediliyor ya, eğitim vesaire. Ya bazı şeyler var ki sizin asli sorumluluğunuz. Şimdi burada da devlet olarak isterseniz hani şeyi kastedelim, kökteki o derin devleti, isterseniz kullanılan iktidarı, hükümeti kastedelim. Ne olursa olsun bunlar bizim devredemeyeceğimiz. Bir STK'ya, bir yapıya vesaire
Onlar yapabilir bir taraftan. Benim ama hiçbir itirazım yok. Ama siz bu alanda olacaksınız. Ama siz bu alanda ana aktör olup neyin söyleneceğine, yeri geldiğinde neye itiraz edeceğinize sizin o yapı olarak ana ekibin karar vermesi lazım. Ve biraz evvel de konuştuğumuz gibi partiler üstü bir mesele olması lazım. Yani bu mesele Türkiye için çok ama çok önemli mesele. Ve daha da önemi artarak dünyada bence şey yapacak, büyüyecek yani. Bir de bakın yani. Şu var, genelde şu konuşuluyor. Ya orada 3 milyonluk bir topluluğumuz var. Neden bu insanlar? Şimdi bu 3 milyonluk topluluk düne kadar zaten tamamıyla bir kendi... Bir açılış mı var Fadime? Bir şey mi var? Evet, çok, evet. Pardon. Başbakan Binali Yıldırım bugün... Fikirtepe'de değil mi? Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi'ne temel atma töreninde... Dönecek miyiz oraya? Bir bağlantı kurulacak mı? Arkadaşlar haber versinler. Eğer oraya yani, bağlanacaksak... Türkiye zaten yurt dışındaki Türk toplumunu düne kadar bu anlamda kendi haline bırakmıştı. Bu konuda... Ciddi destek yoktu ki, tam tersi araçsallaştırma vardı. Bugün bile bu konularla ilgili daha iyi bir noktada değiliz. Çok gerilerdeyiz. Dolayısıyla hani oradaki insanlardan beklentimizi, aynı zamanda oradaki insanlarla ilgili başta onların temel ihtiyaçları olan Türkçe dilinin beslenmesi, bugün %60'ı o ülkelerde doğmuş ve Türkçe formal eğitimden tamamen yoksun. Dolayısıyla Türkçe yazı kültürünü hiç bilmeyen insan topluluklarından bahsediyoruz. %60'ı diyorsunuz. Okuma şimdi, yazması yok belki şey olarak. Peki bu insanlarla ilgili biz hangi yatırımı yaptık ki ne konuşuyoruz? Noktasını da tartışmamız gerekiyor. Diğer tarafta oradaki sosyolojik değişimi göz ardı edemeyiz. Bu insanların kırsal kesimden çıktığı gibi Anadolu'da orada hiç statik bir biçimde var olduklarını, hiç farklılaşmadıklarını hesaba katamayız. Böyle bir hesap olmaz. Artık sonuç itibariyle ulus ötesi kimlikler oluştu orada. Artık tabiri caizse hibrit melez kimlikler oluştu. Bu melez kimliklerin sonuçta sunduğu çok güçlü imkanlar da var. Türkiye'nin Türkiye-AB ilişkileri noktasında. Ama biz bu insanları geldiği noktalar itibariyle değerlendirmemiz lazım. Bu insanların oradaki kültüre de intibak ettiğini, bunun beraberinde getirdiği sonuçta sizin öncelikleriniz noktasında artılar da olabileceğini, eksiler de olabileceğini. Ama bunu sonuç itibariyle... Fadi Bey, galiba bunu en iyi keşfeden magazin, film falan o sektörler. Şimdi ben bakıyorum yani o sektörler bu işleri daha iyi çözüyorlar yani. Görüyor oradaki malzemeyi, daha uluslararası bir figür, daha uluslararası bir aktör veya aktris. Baktığı zaman işte hem orada hem burada. Şimdi, evet, biraz magazinden feyiz almak lazım. Evet, ince fikre devam ediyoruz. Başbakan Binali Yıldırım bugün Fikirtepe'de Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma töreninde konuştu. Biz vaktimiz daraldığı için kalan son 10 dakikamızı Mustafa Bey sizden biraz bu referandum süreci üzerine konuşalım. Çünkü Türkiye dışındaki Türkiye kökenli vatandaşlarımız da gelecekler ve oylarını kullanacaklar. Bulundukları yerde oylarını kullanacaklar referandumda. Şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemini ne getireceğini, Türkiye'yi demokratik anlamda nereden nereye taşıyacağını konuşuyoruz. İşin hukuki boyutunu, siyasi boyutunu ama saha kısmı da önemlidir. Türkiye'den uzakta ve bulundukları ülkelerin hukuku ve siyasi düzenine göre yaşayan, zihinlerinde böyle de bir zemin oluşan insanlar açısından bu taslak, bu öneri nasıl algılanacak sizce? Ve siz bir AK Parti milletvekili olarak sahaya çıkıyorsunuz artık, çalışacaksınız. Ne öngörüyorsunuz? Biraz Avrupa'dan, Almanya'dan bu tasarıya bakışı dinleyelim sizden. Tabii başta şunu söylemek gerekir. Tabii burada Almanya doğal olarak ön plana çıkıyor. Çünkü bizim diasporamızın yarısı Almanya'da yaşıyor. Yani 6 milyonluk diasporasının 3 milyonu Almanya'da. Etraftaki ülkeleri de işte 650 bin Fransa, 470 bin Hollanda, 270 bin Avusturya, Belçika, İsviçre falan derken bu şekilde zaten diasporamızın önemli bir ekseriyeti, %80'lik bir ekseriyeti orada 12 ülkede yaşıyor. Hatta %85'e kadar gidiyor. Şimdi bu seçimlerde yurt dışının oyları önceki bu referandumda diyelim, halk oylamasında önceki seçimlere nazaran çok daha etkin olacak. Neden? Çünkü parlamento seçimlerinde yurt dışından gelen oylar illerin Türk seçim sistemi içerisinde tekabül ettiği oy oranı nispetinde dağıtılıyordu.
aslında bazısı istenen fayda hasıl olmuyordu. Yani. Aynen, evet, aynen. Yani ancak belli bir milletvekili çıkmasına destek olacaksa aynen. görünür hale geliyordu. Ama aynen. şu anda toplamda o ağırlık ha. daha yani evet ve hayır iki başlık olduğu için çok daha net görünecek yani katkısı. Evet. Ve bu şekilde değerlendirdiğimiz takdirde 3 milyon küsür bin, 3 milyon 50-60 bin ki şimdi referandum tarihi netleşince ona göre hesap edilecek. Yeni 18 yaşına girenler olacak. 3 milyon 100 bine kadar bir oy kitlesinden yani bahsediyoruz. 6 milyon nüfusun yarısı oy kullanacak. Tabii ki yarısı oy kullanacak yurt dışında. Bu şekilde meseleye baktığımızda düşünün ki şunu da eklemek gerekiyor. Diasporada oy kullananlar itibariyle dünya ölçeğinde Türkiye seçimlerine oy kullananların oranı çok çok yüksek. Yani neye göre yüksek? Şimdi Türkiye'de ya yurt dışında katılım az oldu. Neyi? İşte %38, %40 son seçimlerde, %46 bazı ülkelerde %50'yi geçtik. Az oldu. Neye göre hesap ediyorlar? Zannediyorlar ki sandık 10 metre yanında, 100 metre yanında okula gidip oy kullanacak. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani bakın bizim ortalamamız 30 kilometre ile 200 kilometre arasında. Her bir vatandaş normal şartlarda en az 30 kilometre, ortalama 50-60 kilometre yol gitmek zorunda. Bu şekilde oy kullanıyor. Ya aile partinin kimisi başka bir tarafa, öbürü başka bir tarafa böyle şeyler de şimdi Allah'a şükür onu değiştirdik. Onu değiştirdik. Yurt dışında vatandaş gümrüklerde veya yurt dışında herhangi bir konsoloslukta yani bağlı olunduğu, kayıtlı olduğu yerde değil, istediği yerde oy kullanabilecek. Mesela neye vesile oluyor bu? Malmö'deki seçmen son seçimlerde Stockholm'a 600 kilometre gidip orada oy kullanmak zorundaydı. Şimdi ne var? Şimdi sınır ötesine geçecek Kopenhag'a 35 kilometre ileri giderek orada oy kullanacak. Dolayısıyla sınır bölgesinde olan evet, yani %10'luk bir kitle itibariyle kolaylaştı. Dolayısıyla biz bu seçimlerde tabii Cumhuriyet Halk Partisi araziye inmiş, çalışmalarına başlamış. Sonuçta olayı tamamen rejim polemiği üzerinden götürmeye çalışıyor. Ben inanıyorum biz araziye önümüzdeki hafta itibariyle iniyoruz. Kampanyamızın resmi startı daha verilmedi. Verildikten sonra biraz daha zemin, daha net nitelikli, daha nesnel bir düzeyde yürüyeceğini düşünüyorum. Çünkü biz argümanlarımızın çok güçlü olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin sonuçta tabii bir de şunu söylediniz siz çok haklısınız. İçinde yaşadıkları ortam ve onun siyasi kültürü itibariyle de insanlar değerlendirilecek. Bu işin bir boyutu. Bana sorarsanız bu Türkiye'de daha fazla var. Aslında neden? Çünkü oradaki insanlar işin gerçeğinin içerisinde, farkındalar. Ama Türkiye'de de idealleştirilen bir bakış açısı var dışarıyla ilgili. Yani özellikle hayırcı cephe noktasında. Ama Türkiye'yi mesela Danimarka 1905 yılından beri koalisyonlarla yönetilen bir ülke. Yani demek ki bu iş oluyormuş falan noktasına geliyor. Ama Danimarka da oluyor ama işte. Sonuçta, evet. Danimarka 5,5 milyon nüfusa sahip. Ulus yani yani homojen bir ulusu devletin kuruluşunda oluşturabilmiş. Almanya sonuçta 82 milyon nüfusa sahip. Tamamıyla homojen bir kültür oluşturmuş. Azınlıkları ciddi manada eritmiş, çok somut politikalarla eritmiş. Sadece müzelik azınlıklara müsaade etmiş. Onların koruması noktasında da hassas. Ama bu azınlıklar 3 binlik, 5 binlik, 15-20 binlik azınlıklar. Fransa kendi frankofon kültürüyle aynı hassasiyeti göstermiş. Sonuçta azınlıkları ciddi manada eritmiş. Eritemediklerini de siyasal kültürü, siyasal sistemi için tehdit oluşturmayacak bir noktaya getirmiş. Diğer ülkelere de baktığımız zaman liberal demokrasinin uygulandığı ve başarılı olduğu sistemlere baktığımız zaman bunu görüyoruz. Ama diğer tarafta Türkiye'de de aslında bana göre ben şahsen yanlış olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle parlamenter sistem mukayesesi yapılıyor. Bunu da yani Türkiye'de ki ben 20 aylık milletvekilliyim. Türkiye'de yani 1876'dan beri gelişen dönemi dikkate alalım. Parlamenter sistemin toplam herhalde 40 yıllık bir varlığını hesaba kattığımız takdirde tek parti işte darbeler vesaire sonuçta bunu hesaba kattığımız zaman Türkiye'de bir Almanya örneğinde olduğu gibi parlamenter sistemin bir Finlandiya, Hollanda, Danimarka örneğinde olduğu gibi parlamenter sistem hiçbir zaman işlev görmemiş ki. Türkiye'de parlamento aslında halka da sorsanız bugün Türkiye'de milletvekillerinin fonksiyonu nedir diye
milletvekillerinin özellikle Anadolu'da yürütmenin bir parçası olarak değerlendirilir. Kimse milletvekillerini Türkler, yasama organı üyesi olarak görmez ki. Yurt dışındaki Türkler bu sistemi anlamak konusunda Türkiye'dekilerden daha yatkın bunu anlamaya bu. Ben sonuçta yurt dışında sistemi. Yurt dışında özellikle ana vatana olan hasret, ana vatana olan muhabbet, aynı zamanda Türkiye'nin içinde bulunduğu gerçekten çok boyutlu sıkıntılar, çok ciddi baskılar, hı-hı, çok daha sağlıklı bir biçimde değerlendirdiğini, bugün Türkiye'nin dünyada örneği eşit benzeri olmayan bir konumda bile siyasi istikrarını muhafaza etme noktasında, özgürlükçü demokrasisini muhafaza etme noktasında olağanüstü bir hassasiyetle yol yürümeye çalıştığını, insanların daha sağlıklı gördüğünü düşünüyorum. Neden? Çünkü insanlar biliyorlar, eğer Avrupa ülkelerinin, AB ülkelerinin herhangi birisinde Türkiye'nin yaşadığı terör olaylarının onda biri yaşanmış olsa o ülkelerin refleksleri kesinlikle totaliter olacak. Hem terör hem de bugün, lütfen darbe girişiminde. Onu ben hiç saymıyoruz bile. Yani, bakın geçtim onu. Oradan yani, geçip böyle normal kalabilmek imkansız yani şimdi bir şey. Bakın, sanki bir şey olmamış Almanya, da devam ediyoruz. Şimdi evet. Sayın Kılıçdaroğlu, bizim muhalefetimiz keşke sonuçta bu meseleleri daha nitelikli bir biçimde ele alsa da. Bakın Almanya'da daha darbe marbe yok. Doğu Almanya, Batı Almanya'nın birleşiminde yüz binlerce insan memuriyetten atıldı. Sadece öğretmenlerden bahsediyoruz devamlı. 220 bin öğretmen vardı Doğu Almanya'da. Bunun 20 bini Alman Doğu Almanya'nın siyasi istihbaratına çalışıyor diye adamlar memuriyetten atıldı. Doğu Almanya'da hakimlerin, savcıların 5'te 1'i Batı Almanya ile birleşimden sonra görev verilmedi. Yani hani terör yani, yok ortada, işgal girişimi yok buna rağmen. Çok çarpıcı. Hiçbir şeyin olmadığı bir ortamdan bahsediyoruz. Yani sonuçta birleşme gayet oluyor, böyle barış oluyor ona rağmen. Rahat bir ortamda sonuç itibariyle bunlar gelişti. Evet, ordu, savcı. Öyle mi? Öğretmen. Tabii ki. Tabii. O ordudaki duruma bak. Ha evet. Yani biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Daha ısınmadık. Yine davet edelim. Lütfen yine gelin. Biraz daha sıcak anlatırsınız hem sahada. Özlem çok teşekkürler. Çok iddialıyız onu söyleyelim. Çok iddialıyız onu söyleyelim. Türkiye'deki seçimler noktasında çok ciddi yurt dışındaki insanımızın çok ciddi bir katkısı olacak. Zaten bu da bilindiği için CHP şimdiden Avrupa ülkelerinde sahaya inmiş. Ama sonuçta biraz ısınsırlar. Biz geliyoruz inşallah. Tamam. Siz sahada şöyle bir dolaştıktan sonra bir daha gelip lütfen vatandaşlarımız sesini burada seslendirin. İnce Fikir burada sona eriyor. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.